Merhaba gerçeği arayan dostlar. Hepimiz gelecekteki yaşamımız üzerinde önemli bir etkisi olacak kararlarla karşı karşıya kaldığımızda genellikle zorlanıyor ve hatalı kararlar alıyoruz. İşimi değiştirmeli miyim? Hangi daireyi satın almalıyım? Yeni bir şehre taşınmalı mıyım? Yeni aşkım benim için doğru mu gibi sorular kafa karışıklığına ve uykusuz geceler yaşamamıza neden oluyor. Peki size basit bir sarkaç kullanarak ihtiyacımız olan tüm netliği sağlayabileceğimizi söyleseydim? Üstelik bunu yapmak için uzun ve zahmetli çalışmalar dahi yapmamız gerekmeseydi ne derdiniz? Aklınızdaki tüm sorulara doğru yanıtlar veren mucizevi, sihirli, basit bir alet. İnanılmaz geliyor değil mi? Hiç de öyle değil aslında. Not almak için bir kalem kağıt almanızı tavsiye ederek başlıyorum. Sarkaçlar sadece hayattaki büyük şeylerle ilgili değil, aynı zamanda günlük hayatın küçük sorunlarında da harika birer destektirler. Unutmayın, önemli olan hangi ayakkabının hangi elbiseye uygun olduğunu test etmek değil, kendi ihtiyaçlarınızı dikkatlice araştırmaktır. Giderek daha fazla insan kararlarını sorgulamak için sarkacı kullanıyor ve sarkacın anlamlı salınımının getirdiği başarıyla hayatını pozitif yönde değiştiriyor. Sarkacı kullanmanın birçok yolu vardır. Evet hayır sorularını yanıtlamak bunların en temelinde olandır. Ancak sarkacınızın başka güçlü kullanım alanları da vardır. Bu çalışmada ben sarkaç nedir, nasıl kullanılır, nasıl seçilirle başlayarak sarkacınızı programlama ve temel evet hayır sorularını yanıtlama, sarkacı arındırma ve muhafaza etmekle devam edeceğim. Ardından sarkaçla yapabileceğiniz sonsuz olasılıktan birkaçını hem sizlere örnek olması hem de deneyiminizle rehberlik etmesi için detaylarıyla anlatacağım. Vereceğim örnekler sırasıyla sarkaç ve grafikleri kullanma, tarotu bir harita olarak kullanma, polaritenizi kontrol etme, negatif enerjileri tespit etme, eş zamanlı gerçekleşen olayların nedenini anlama, doğmamış bir bebeğin cinsiyetini tahmin etmek ve kaybolan eşyalarınızı bulmak başlıklarını kapsayacak. En başta şunu söylemem gerekiyor sevgili gerçeği arayan dostlar. Aslında sorularımızın yanıtlarını bilen sarkaç değildir. Bir sarkaç sadece kendi iç bilgeliğinizle iletişim için basit bir araç görevi görür. Eli tamamen hareketsiz tutsak bile parmak uçlarındaki kaslar hala aktiftir. Bu küçük kaslar bilinçaltından gelen uyaranlara yanıt verir. Sarkaç bu minimal hareketleri algılar ve salınarak sorularımızın cevaplarını gösterir. Sarkaçların ruhsal şifada kullanılan bir kehanet aracı olduğu zaten bilinmektedir. Sarkaç kendisine bağlı bir metal veya deri zinciri olan ve ileri geri ya da dairesel bir hareketle sallanan herhangi bir nesne olabilir. Sarkaçlar esasen kristaller, ahşap, cam veya altın, gümüş, pirinç ve benzeri metaller dahil çeşitli elementlerden oluşabilirler. Bunun yanında her şekil ve boyutta da olabilirler. Kristal sarkaç iyi olmasına rağmen bence en iyisi kayın ağacından yapılmış, armut şeklinde kesilmiş, 2,5 cm çapında ve 4 cm uzunluğunda olanlardır. Sarkaçlar bedenimizin çakralarını ve enerji merkezlerini hizalarlar. Kuşkusuz ki bu noktada akıllara gelen ilk soru şu: peki sarkaç ruhsal iyileşmeme nasıl yardımcı olur? Sarkaçlar vücuttaki enerji tıkanıklığını tespit etmeye yardımcı olarak çakra dengeleme, aura temizleme, vücuttaki enerji tıkanıklığını temizleme yani chi temizleme, topraklama, fiziksel iyileşme gibi etkileriyle ruhsal gelişim ve iyileşmemizde kullanabileceğimiz en önemli enstrümanlardan biridir. Zihnimizi ve bedenimizi dengelemeye, iyileştirmeye ve temizlemeye yardımcı olan basit bir araçtır. Çevremizdeki görünmez enerji yönünde hareket edip titreşimleri vasıtasıyla sorularımıza yanıt aramamıza yardımcı olurlar.
Sarkacı vücudun 7 çakrasının hepsinin üzerinde tutmak, çakralardaki dengesizliği ve enerji bloklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Başınızın üst kısmında bulunan taç çakrası ile başlayabilirsiniz. Sarkacı, taç çakranın birkaç santim yukarısında tutun ve ince titreşimleri hissetmeye çalışarak otomatik olarak hareket etmesini bekleyin. Sarkacın sallandığı yönü not edin ve sonra alttaki 6 çakraya doğru ilerlemeye devam edin. Peki bir sarkaç nasıl seçilir? Bir sarkaç seçmediğinizi, onun sizi seçtiğini anlamanız çok önemlidir. Elinizde tutun, gözlerinizi kapatın ve ne hissettiğinizi derinlemesine gözlemleyin. Hafif titreşimler yaşarsanız ve sarkacın sıcaklığında değişiklik hissederseniz bu sizin için doğru olan olabilir. Onunla gerçekten çalışmak istiyorsanız o zaman kendi yolunuzu ve doğrularınızı bulmalısınız. 5 kişiye bir sarkacı nasıl kullandığını sorsanız muhtemelen 4 farklı cevap alırsınız. Esasen bu oldukça basittir. Kendi yolunuzu bulmalısınız. Zihninizi hazırlayın. İç ve dış gürültüden kurtulun. Zihninizi endişelerden arındırın, rahatlayın ve odaklanın. Sessiz, lirik olmayan yani sözsüz müzikler, mumlar, tütsüler ve kristaller gibi diğer meditasyon yardımcılarının da başlangıçta size çok yardımı olabilir. Ancak bunlar şart değildir ve sarkacınızı her yerde, her zaman bunlarla ya da bunlar olmadan kullanabilirsiniz. Kendinizi ve sarkacınızı konumlandırın. İdeal olan dik oturmak ve mümkünse her iki ayağınızı da yere düz olarak basmaktır. Sarkacın fobunu baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında kavrayın. Ya da isterseniz parmaklarınızla sarkacın ağırlık taşı arasında birkaç santim bıraktığınız sürece zinciri boyunca herhangi bir yerden kavrayabilirsiniz. Bileğinizi hafifçe bükün ve kolunuzu masanın kenarı veya bir sandalyenin kolu gibi sert bir şeyin üzerine sabitleyin. Sarkacın sallanmasına izin verin. Kımıldamadan durmaya çalışın ama eliniz biraz titrerse endişelenmeyin çünkü bu sonucu etkilemeyecek. Şimdi sarkacınızın size vereceği cevapları programlayalım. Daha sonra değişiklik yapmaya karar vermedikçe bu adımı yalnızca bir kez yapmanız gerekir. Programlamanın amacı bu cevapların her biri için anlayacağınız ve size özel sinyaller olmasıdır. Evet, hayır, belki, bilmiyorum veya söylemek istemiyorum olarak da yorumlanabilir. Kullanmayı seçebileceğiniz bazı yaygın, okunması kolay sinyaller şunlardır. Önden arkaya kafa sallar gibi sallandığında evet, sağdan sola, soldan sağa kafa sallama gibi hayır için ortak kullanılan sinyallerdir. Belki ise küçük bir daire içinde hareket eder, evet'e benzer ama evet'e göre çok daha yavaş, zar zor hareket eder sarkacınız. Cevap vermek istemiyorumsa bu biraz değişir. Bazen her yere hareket eder ya da tamamen hareketsiz kalır, hiç hareket etmez. Eğer aşırı derecede şüpheciyseniz sarkacınızı size cevap vermekten alıkoyabilirsiniz. Sadece zihninizi gevşeterek kendinize sürecin gerçekleşmesine izin vermeyi öğretin. Sonra tekrar yapın. Çoğu insan cevabı hemen alır. Bununla birlikte kendi cevaplarınızı size özel programlamanız da mümkündür. Bunun için sarkacınızla hemfikir olmalısınız. Yani size nasıl hayır ve evet ile cevap veriyor bunu anlamalısınız. Sarkacınıza şu soruyu sorun. Sevgili sarkaç, bana bir evet göster. Sonra sarkacınıza bakın. Yatay mı yoksa dikey mi sallanıyor? Sola mı yoksa sağa mı dönüyor? Sonra sarkacınıza yeniden sorun. Lütfen bana bir hayır ile cevap verir misin? Ve ardından gelen işaretlere bakın. Bu noktada en önemlisi ve aynı zamanda en zor olan şey tarafsız ve objektif kalmaktır. İnsanlar duygularını öne çıkartma eğilimindedir. Örneğin belirli birinin senden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek istiyorsan olumlu bir cevap isteyebileceğin ve böylece sarkacın da etkilenebileceğini unutmayın.
Yani ister kendinize özgü olsun, ister genel geçer kabul görmüş programlamaları kullanın, her şeyden önce evet, hayır ve belki'den oluşan 3 temel sinyalinizin ne olduğuna karar vermelisiniz. Şahsen ben sinyalleri kendiniz belirlerseniz daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Ayrıca önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birden fazla sarkacınız varsa hepsinin cevap seti de farklı olabilir. Bu noktada temel olarak evet'in evet, hayır'ın da hayır olduğunu doğrulamak isteriz. Bunu yapmak için programladığımız sinyallerimizin güvenilirliğini test etmeliyiz. Benim adım Ahmet mi? Bugün Salı mı gibi temel birkaç soru sorun. Ve evet'in evet, hayır'ın hayır olduğunu doğrulayın. Size küçük bir alıştırma ipucu vermek istiyorum. Örneğin, üzerinde birden beşe kadar bir sayı yazdığınız 5 kağıt parçası alın. Kağıtları iyice katlayın, sonra bir tane alıp sarkacınıza sorun. Bu kağıt parçası bir sayısını içeriyor mu? Bu kağıt parçası 2 numaraya sahip mi? Bu şekilde biraz pratik ve güven kazanırsınız. İsabet oranını kendiniz kontrol edebilirsiniz. Eğer bu noktada sinyaller doğru çıkmıyorsa geri dönün ve sarkacı yeniden programlayın. Şimdi sarkacınızın kaynağını programlayın. 3 ve 4. adımlardan farklı olarak bir soruyu veya soru setini yanıtlamak için sarkacınızı her kullandığınızda bu adımı dahil etmeniz çok mühimdir. Zira sarkacın kaynağını programlamanız, sarkacın cevaplarını nereden alacağını belirtmek içindir. Yani buradaki asıl amaç yüksek benliğinize dokunmaktır. Bu adımı atlamak, sarkacınızın kendisini zihninizle sınırlamasına ve yüksek benliğinizi görmezden gelmesine neden olabilir. Sarkacın kaynağını programlamak için her oturuma şu şekilde başlayın. Bu soruları yanıtlamaya yüksek benliğimi çağırıyorum. Yalnızca ilgili herkes için en yüksek ve en büyük iyilikle uyumlu, doğru cevaplar arıyorum. Bunu yüksek sesle mi yoksa kafanızın içinde mi söyleyeceğiniz tamamen size kalmış. Rahat olduğunuz şeyi yapın ve elbette bu cümleyi kendi dilinize uyacak şekilde uyarlamaktan çekinmeyin. Şimdi ise sorunuzu sorun. Evet veya hayır olarak yanıtlanabilecek basit sorular olsun. İfadenizde olabildiğince spesifik olun. Sorularınızda fikir sormaktan veya olmalı veya yapması gereken kelimelerini kullanmaktan kaçının. Sabırlı olup cevabı bekleyin. Sorunuza konsantre olun. Bu noktada gözlerinizi kapatmak da yardımcı olabilir. Ancak cevabın ne olması gerektiği veya ne olacağını düşünmeyin. Cevap konusunda tarafsız kalın ve yalnızca doğru, tarafsız bir cevap almaya odaklanın. Sarkaç sallandığında ona bakın. Yönüne dikkat edin. İşte aradığınız cevap bu. Hemen hareket etmezse ona zaman tanıyın veya sinyalin ne olduğu net değilse soruyu yeniden ifade etmeyi deneyin ve tekrar yapın. Sarkaç büyük bir güçle sallandığında yüksek sesle cevap veriyor demektir. Yalnızca hafif bir kuvvetle sallanırsa bunu sessiz, belki de daha az kararlı bir yanıt olarak yorumlayabilirsiniz. Her sorunun sonunda ağırlık taşını serbest elinizin avucuna veya başka bir yüzeye dokundurarak sarkacı temizleyin. Bunu yapmanız sorunuzun yanıtlandığını ve bir sonraki soruya geçmeye hazır olduğunuzu gösterir. Rahatlayın, bağlantının tadını çıkarın. Açık olun, tarafsız olun ve kesinlikle cevapları tahmin etmeye çalışmayın. Sorularınızı ifade etme şeklinde açık olun, sabırlı olun ve her zaman hazır olun. Daha güçlü bir yanıt almak için lütfen daha yüksek sesle yanıt verin veya daha net olun şeklinde uyarılarda bulunun. Enerjiye odaklanmaya yardımcı olmak için diğer elinizi ağırlık taşının altına koyun. Yavaş yavaş başlamalısınız. Cevaplarını bilemeyeceğiniz hafif, kolay sorular sorarak sarkacınızı tanıyın. Örneğin, şu an sarkacımı kullanmak için iyi bir zaman mı diye sorabilirsiniz. Ya da ona bir isim verip, size seçtiğiniz bir ismi söyleyerek dememin bir sakıncası var mı? Bu ürünü satın almak benim yararıma mı? Bu kitaptaki hikayelerden keyif alacak mıyım?
yarın yağmur yağacak mı? Bu şu anda yemem için sağlıklı bir yemek seçimi mi? Yarınki davete katılmak benim yararıma mı? Gibi sorular sorun. Bir sarkaç aldığınızda ilk önce sarkaçınızı ılık su altında temizlemenizi öneririm. Muhtemelen birçok farklı insan ona dokundu ve enerjileri hala orada olabilir. Bu da soruları ve cevapları etkileyebilir. Sarkacınız sorduğunuz bir soruya verdiğiniz içsel cevaplarınızdan başka bir şey değildir. Çünkü henüz inanmasanız bile tüm bilgi zaten içinizdedir. Onu musluk suyunun altına koyarak yıkayabilir ya da deniz tuzuyla dolu bir kapta bekletebilirsiniz. Sarkacı temizledikten sonra tekrar kaldırın. Gözlerinizi kapatın ve doğru şekilde temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek için enerjisini deneyimleyin. Sarkacınızı kullanmadığınız zaman onu koruyun. Bunu yapmanın bence en harika yolu onu bir boyun zincirine takmaktır. Bu şekilde tüm gün boyunca enerjinizi alacak ve bedeninizin enerji ve titreşim seviyesine kolayca uyumlanacaktır. Ya da bir kase veya hatıra kutusunda da saklayabilirsiniz. Videonun başında bahsettiğim örneklere geçecek olursak, sayısal sarkaç çizelgesi nasıl kullanılır? İdeal olarak dik oturmak ve mümkünse her iki ayağınızı da yere düz bir şekilde basmak çok önemli. Çizelge önünüzde, düz bir yüzeyde ve ok vücudunuzdan uzaklaşırken sarkaçınızın üst boncuğunu veya fobunu baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında kavrayın. Bileğinizi hafifçe bükün. Dirseğinizi masaya sabitleyin ve sarkacın doğrudan tablonun orta noktasının üzerinde sallanmasına izin verin. Cevaplarınızın kaynağını yani yüksek benliğinizi belirtin. Sormak istediğiniz soruya karar verin ve devam etmeden önce arındırıcı bir nefes alın. Harfler, sayılar veya yüzdelerle cevaplanabilecek bir soru sorun. Ayrıca çıkarma ve toplama veya daha az ve daha fazlası için gösterge olarak kullanabileceğiniz eksi ve artı işaretleri de kullanabilirsiniz. Bir kişinin yerin veya nesnenin adını gerektiren sorular sorarken sarkacınızın onu tam anlamıyla hecelemesi gerekecek. Bu yüzden yazmak için bir kalem ve kağıt hazırlayın. Soruyu sorduğunuzda sarkacınıza özgürce sallanma fırsatı verin. Acele etmeyin, sarkacınızın aradığı boşluğu bulması için zaman tanıyın. Sorunuzu yanıtladığında sarkaç, menteşe noktasından yarım dairenin dış kenarına ileri geri sallanarak haritayı tekrar ve tekrar dilimleyecektir. Böyle bir durumda bu dilimleme salınımının altındaki harfi, rakamı veya yüzdeyi okuyun. Bir yere yazın ve cevap tamamlanana kadar tekrarlayın. Bu işlem sırasında sarkacınızın ne zaman bittiğinden emin değilseniz haritanın kenarından hareket edebilir ve evet, hayır cevapları için programlanmış sarkacınıza bu kelimede daha fazla harf var mı diye sorabilirsiniz. Veya şimdiye kadar yazdıklarınızı yüksek sesle tekrarlayarak bu tam bir cevap mı diye de sorabilirsiniz. Sorunuzu nasıl ifade ettiğinize bağlı olarak evet veya hayır tablodan harfleri ve veya sayıları toplamaya devam edip etmeyeceğinizi söyleyecektir. Tarot kartları olmadan tarot okumak için sarkaç nasıl kullanılır? Tarot kartlarını okumak muazzam bir netlik, içgörü ve bilgelik elde etmenin harika bir yoludur. Sarkacınızı ve şu an gördüğünü ya da benzer iki taraflı haritayı kullanarak tarotun bilgeliğinden yararlanabilirsiniz. Bu görev için evet hayır cevapları için programladığımız bir sarkaç, bir tarot tablosu ve biraz tarot bilgisi veya tarot referans kitabına ihtiyacınız olacak. Başlamadan önce sarkacınızın yanıtlarının kaynağını belirttiğinizden emin olun. Tarot tablosunu yüzü yukarı bakacak şekilde bir masanın üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Bir önceki örnekte olduğu gibi sarkacınızı doğrudan haritanın menteşe noktasının yani okla işaretlenen noktanın üzerinde tutun ve bugün hayatın dersi nedir diye sorun. Sarkacınızın size cevabı içeren kartı veya kartları göstermesini bekleyin. Sarkacınız dairesel veya düzensiz bir salınımla başlayabilir. Sabırlı olun ve sonunda yönsel bir sallanmaya dönüşmesini bekleyin.
Bu noktadan dışa doğru tablodaki bir veya daha fazla nokta üzerinden olacaktır. Bir kamanın üzerinde tutarlı bir yönlü salınma yerleştiğinde o kama içinde gösterilen kart sizin kartınızdır. Seçilen bir kartı doğrulamak için tablonun ikinci tarafını yukarı bakacak ve masanın üzerinde düz bir şekilde yerleşecek şekilde konumlandırın. Söz konusu kartı bulun ve sarkacınızı kartın üzerinde tutun. Sarkacınız zaten evet hayır yanıtları için programlanmışsa bu doğru kart mı diye sorabilir ve evet hayır cevabını izleyebilirsiniz. Bir kartı doğrulamanın başka bir yolu da bunun doğru kart olup olmadığını onayla demektir. Sarkaç saat yönünde sallanırsa doğrulanır, saat yönünün tersinde sallanırsa veya net değilse soruyu yeniden sormak veya hatta yeniden ifade etmek için birinci taraftaki grafiğe geri dönmek gerekebilir. Polarite, bir manyetik veya elektrik alanının yönüdür. Gezegenimizin kutbu, elektromanyetik alanı, yeryüzündeki her şeyi koruyan ve etkileyen temel kuvvettir. Bu küçük sarkaç egzersizi, vücudumuzun kutupluğunu okumanın ve enerji alanımızın dünyanın enerji alanıyla uyumlu olup olmadığını öğrenmenin basit bir yoludur. Bu görev sadece büyük bir çalışma konusuna basitçe göz atmaktır. Bu yüzden bu egzersizle suya sadece dokunmuş olacağız. Geri kalanı sizin çalışmanıza bağlı. İhtiyacınız olan şey bir sarkaç ve iki el. Sarkacın programlanmasına gerek de yoktur. Başlamak için sarkacınızın yanıtlarının kaynağını belirtin. Bu görevi ayakta veya oturarak yapabilirsiniz. Oturuyorsanız her iki ayağınızı da yere düz bir şekilde koyun. Sol elinizi avuç içi yukarı bakacak şekilde tutun. Sağ elinizle sarkacınızı tutun. Böylece açık avucunuzun hemen üzerinde gezinebilir ancak avuç içinize dokunmazsınız. Sarkaç sallandığında salınımın yönünü not edin. Dairesel olabilir. Bu durumda saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olduğunu not etmeniz gerekir. Düz bir çizgide sallanırsa bunun düz bir çizgi olduğuna dikkat edin. Şimdi elinizi değiştirin, işlemi tekrarlayın ve diğer elimiz için aldığımız salınım türünü de not edin. Peki sonuçlar nasıl okunur? Eğer dünyanın manyetik alanıyla uyum içindeyseniz, sağ tarafınız saat yönünde, sol tarafınız saat yönünün tersinde dönüş yapacaktır. Vücudun sağ tarafı dünyanın manyetik alanının pozitif tarafı ile, sol tarafı ise negatif tarafı ile ilişkilidir. Düz bir çizgi salınımı elde edersiniz, bu aynı tarafta hem pozitif hem de negatif eşitliğin varlığını gösterir. Şimdi bu bilgilerle ne yapacaksınız? Bazen sadece bunun gibi küçük bir görevi denemek bile kendi başına yeterince aydınlatıcıdır ve başka bir şey yapmaya gerek yoktur. Ancak insan vücuduyla ilgili olarak polarite ve elektromanyetik enerji konusunda daha fazla bilgiye açsanız, Donna Eden tarafından yazılan Energy Medicine adlı kitap başlamak için harika bir yer olacaktır. İstenmeyen veya negatif enerjileri tespit etmek için sarkacınız nasıl kullanılır? Bazen bir oda, hatta bütün bir ev göremediğimiz negatif titreşime sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak kesinlikle hissedebilirsiniz. Bir şeyin doğru olmadığını bilirsiniz ama nedir? Olumsuz olaylardan gelen enerjiler olayın üzerinden çok uzun süre geçmiş olsa bile oradadır. Sarkacınızı enerji dedektifi olarak kullanın. Bu görev için evet hayır yanıtlarına programlanmış bir sarkaca ihtiyacımız var. Başlamadan önce hem kendi enerjinizi hem de sarkacınızın enerjisini temizleyin. Böylece sonuçları kirletmemiş olacaksınız. Kendi enerjinizi temizlemek için kendinizi adaçayı dumanıyla tütsüleyebilir veya başınızın hemen üzerinden akan beyaz bir ışık duşunu hayal edebilirsiniz. Ardından sarkacınızın kaynağını belirttiğinizden emin olun. Bunu hep söylüyorum arkadaşlar, bu çok önemli. Bunu hangi egzersizi yaparsanız yapın mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Şimdi söz konusu odada ayakta dururken ya da otururken sarkacınıza sorun. Bu odada herhangi bir negatif veya istenmeyen enerji var mı? Ya da benim enerjimle uyumlu olmayan enerjiler veya kuvvetler var mı diyebilirsiniz örneğin.
Büyük bir odaysa bölümlere ayırmanız da yararlı olacaktır. Sarkacınızın cevabına bakın. Evet, hayır veya net değil mi? Cevap hiç net değilse, sarkacınızın algılamasını istediğiniz enerjiler engelleniyor olabilir. Net olmayan bir sinyali evet olarak yorumlamayın. Tekrar ve tekrar edin. Oda için enerji temizliği yapmaya karar verirseniz, ne kadar başarılı olduğunuzu görmek için daha sonra tekrar sarkacınızı kullanın. Soruyu tekrar sorun. Bu odada herhangi bir negatif veya istenmeyen enerji var mı? Varsa daha fazla netlik elde etmek için sorunuzun metnini değiştirin. Bu odada negatif enerjiye tutunan belirli bir eşya var mı diyebilirsiniz. Giderek daha spesifik sorular sormalı ve alanı daraltmalısınız. Bu sorunun kaynağına odaklanmanızı sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili daha derin çalışmalar yapmak isterseniz Dennis Lee'nin Kutsal Alan kitabını öneriyorum sizlere. Rastgele görünen birçok şey aynı gün içinde belki de birkaç dakika içinde olur ve bunlar birbirine bağlı gibi görünür. Ama neden? Tesadüf mü? Tesadüf diye bir şey olmadığını duydunuz değil mi? Görünüşte birbiriyle bağlantılı olmayan ve birbiriyle bağlantılı olması mümkün olmayan olaylar, evrenin bize mesajlar göndermek için kullandığı dildir. Tipik olarak bu mesajlar koruyucu, sevgi dolu ve doğası gereği iyileştiricidir. Eğer gelen mesajın kodunu çözebilirsek önemli içgörüler elde edebiliriz. Evren harika bir doğaçlama aracıdır ve dikkatinizi çekmek için elinizdeki her şeyi kullanacaktır. Kuşlar, bulut oluşumları, radyodaki şarkılar, geçen bir kamyonun yan tarafındaki boyanmış bir işaret veya yazı, yerde bulduğunuz bir kuruş, yani dikkatinizi çeken, rastladığınız her şey aslında tek tek parçalardan oluşan çok daha büyük bir anlamı olan bir yapbozun parçası olabilir. Örneğin otobanda sürerken yaşadığım küçük bir eş zamanlı olay örneğinden bahsedeyim. Randevuya gidiyorum ve geç kalıyordum. Hızla sürerken birden çevremdeki tüm arabaların önümde ve her iki tarafımda ve arkamda her birinin beyaz olduğunu fark ettim. Kendi arabamın da beyaz olmasıyla bunun ne kadar sıra dışı olduğu beni şaşırttı. Bu kalıbı tanımak beni acele et ve oraya git modumdan çıkardı ve beni yakın çevremle ilgilenmeye zorladı. İşte o zaman hız göstergeme baktım ve istediğimden çok daha hızlı gittiğimi fark ettim. Hemen yavaşladım. Bir grup ilginç araç tarafından yürütülen bu eş zamanlılık senfonisi beni yeni bir şey hakkında uyarmaya hizmet etti. Ve bunun sadece beni basit bir hız cezasından kurtarmak için olmadığından oldukça eminim. Mesajın daha büyük bir amacı olduğuna inanıyorum. Ancak her iki durumda da beni hız cezasından ya da daha kötüsü bir kazadan kurtardı. Çok minnettarım. Bazı mesajlar daha az anlıktır ve gerçek bir tefekkür gerektirebilir. Bir dahaki sefere eş zamanlılıktan şüphelenirseniz sarkacınızdan netlik isteyin. Tabii araba kullanmıyorken. Bu görev için yine evet hayır yanıtları için programlanmış bir sarkaca ihtiyacınız var. Başlamadan önce sarkacınızın cevaplarının kaynağını belirttiğinizden emin olun. Arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum ki aklınızda yer etsin ve hangi görev olursa olsun önce bunu yapın. Çünkü en önemlisi bu. Şimdi sorun. Bu olaylar beni uyarmak için mi? Bu mesajın amacı beni bir sorun hakkında aydınlatmak için mi? Bu mesajın amacı bir şeyi başarmama yardımcı olmak mı? Bu mesajın amacı ... Amaca yönelik bir ipucu bulduğunuzda daha spesifik sorular sormayla başlayabilirsiniz. Bu koruyucu meleğimden bir mesaj mı? Veya önümüzdeki hafta o seyahate çıkmamam için mi uyarılıyorum? Veya bugün kardeşimi mi aramam gerekiyor? Eş zamanlı olayların uyarıcılığını anlayabilmek için soruları kendinize göre kişiselleştirmelisiniz. Peki videonun başında size çok iyi, aslında biraz da gülümsetmek için bir şey söyledim. Yoksa dediğim gibi sonsuz olasılık var örnek verebileceğim.
Ama ben doğmamış bir bebeğin cinsiyetini tahmin etmek için sarkaç nasıl kullanılır dedim. Sarkaçlar doğmamış bir çocuğun cinsiyetini tahmin etmek için aslında uzun zamandır kullanılıyorlar. Bu yöntem günümüzde hala hayatın her kesiminden anneler tarafından kullanılır. Geleneksel olarak bu özel kullanım için bir sarkaç, hamile annenin alyansını bir kurdeleye veya ipliğe takılarak yapılır. Ancak normal bir sarkaç da kullanılabilir. Bu görev için bir sarkaç ve elbette hamile bir anneye ihtiyacımız olacak. Bu görevde sarkacın programlanmasına gerek yok ama yine kaynağı belirtmek çok önemli. Başlamadan önce bu gerçekten çok önemli, hamile kadından tarama iznini alın. Sonra oturarak veya yatarak rahat etmesini sağlayın. Sarkacı karnının yaklaşık 1 santim kadar üzerinde tutun ve sarkacın sallanmasını bekleyin. Dairesel bir salıntı bebeğin kız olduğunu, düz bir salıntı ise erkek olduğu anlamına gelir. Bunu yapmanın alternatif bir yolu da sarkacınıza nokta noktanın Ayşe'nin doğmamış çocuğu kız mı diye sormaktır. Yine tabii anne adayının izniyle. Sarkacı ayrıca doğum tarihi gibi hamilelikle ilgili diğer soruları sormak için de kullanabilirsiniz. Peki kaybettiğimiz şeyleri bulmak için sarkacımızı nasıl kullanabiliriz? Örneğin ben sürekli araba anahtarlarımı arıyorum. Ayrıca cep telefonumu ve okuma gözlüklerimi de günde birkaç kez kaybediyorum. Sanırım bu konuda yalnız değilim. Bu görev için evet hayır yanıtları için programlanmış bir sarkaca ihtiyacınız olacak. Başlamadan önce sarkacınızın cevaplarının kaynağını belirttiğinizden emin olun. Bu alıştırmada kullanacağımız iki yöntem var. Evet hayırlı sorular ve yönlü salınım soruları. Başlamak için sarkacınızın yanıtlarının kaynağını belirtin. Ardından anahtarlarınızın nasıl göründüğünü hayal edin. Bu resmi zihninizde tutun ve arabamın anahtarlarını aramak için şimdi doğru zaman mı diye sorarak aramanıza başlayın. Odaklanın ya da arabamın anahtarları şu anda bulunmak istiyor mu diye de sorabilirsiniz. Bir de bu tarafı var. Bir hayır alırsanız belki ilk etapta onları kaybetmenizin bir nedeni olduğunu düşünmelisiniz. İlla da aramaya devam edeceğim diyorsanız bu hayır cevabını bir 5 dakika düşünüp keşfetmek istemeniz çok yararınıza olabilecektir. Bunun tam tersi soruya bir evet cevabı aldığınızı varsayarsak bu arabanın anahtarları bu evin veya dairenin içinde mi diye sorarak devam edin. Cevap evet ise bir sonraki adıma geçin. Evinizde birden fazla kat varsa daha sonra hangi katı arayacağınızı belirlemeniz gerekir. Örneğin birinci kattayken sarkacınıza arabamın anahtarları bu katta mı diye sorun. Cevap hayır ise bir sonraki kata gidin ve soruyu tekrar sorun. Zemini oluşturduğunuzda bir sonraki adıma geçebilir ve anahtarların hangi odada olduğunu belirleyebilirsiniz. Sarkacınıza arabamın anahtarları yatak odasında mı diye soracaksınız. Her potansiyel oda için soruyu evet cevabı alana kadar sorun ve sonra o odaya gidin. Odanın girişinde dururken sarkacınızdan size hangi yöne gideceğinizi göstermesini isteyin. Bana araba anahtarlarımın yönünü göster deyin. Burada düz bir salınım aradığımız şeydir ve size doğru yolu gösterecektir. Odaya girin ve sarkacınızın gösterdiği yöne doğru odanın yarısına kadar gidin. Sonra arabanın anahtarlarının yanında mı duruyorum diye sorun. Cevap hayır ise sarkacınızdan hangi yöne tekrar gideceğinizi göstermesini isteyin. Anahtarlarımın bulunduğu yöne mi bakıyorum gibi açıklayıcı sorular sorabilirsiniz. Veya arabamın anahtarları bir şeyin içinde mi yoksa altında mı gibi. Bu yönteme bir alternatif de evinizin bir çizimini kullanmaktır. Odalarınızın basitçe bir düzenini çizin. Sarkacınızı çizimin altında veya yanında tutarak bana arabanın anahtarlarının hangi odada olduğunu göster deyin. Yine düz bir salınım arıyoruz. Sarkacınızın çizimde birden fazla oda üzerinde sallanıyorsa arabamın anahtarları mutfakta mı yoksa salonda mı gibi açıklayıcı bir soru sorun. Eğer sarkacınız dairesel bir dönüş yapmaya veya hiç hareket etmemeye devam ederse burası doğru yer değildir. Veya belki de
Daha önemlisi aramak için doğru zaman değildir. Sarkacımızı, çakralarımızın durumunu kontrol etmek için de kullanabiliriz. Bir sarkaç, her bir çakra tarafından üretilen enerji akışı için bir yükseltici görevi görür. Sarkacın salınımında bu enerjinin nasıl tezahür ettiğini gözlemlemek size çakralarınız hakkında çok fazla bilgi verebilir. Çakraların farklı açılma ve kapanma aşamalarından geçerken sürekli olarak ayarlandığını, genel vücudun sürekli değişen enerji akışına uyum sağladığını ve yeniden hizalandığını unutmayın. Açık bir çakra iyidir, ancak kapalı bir çakra ille de kötü değildir. Bu portallardan akan enerjiyi değiştirmek, vücudun enerji sisteminin bir işlevidir. Unutmayın, bir çakranın o çakra ile ilgili sorunlar işlenirken, bireyin genel sağlığı için kapalı olması gerektiği zamanlar da vardır. Şimdi bahsedeceğim alıştırmayı yapmak için özel bir sarkaca ihtiyacınız yoktur. Herhangi bir sarkaçla çalışır. Çakralarınızın durumunu kontrol etmek için bir sarkaç kullanmanın birçok yolu vardır. Bu ilk yöntem başka bir kişinin yardımını gerektirir. Bu görev için programlanması gerekmeyen bir sarkaca ve bir arkadaşa ihtiyacınız var. Başlamadan önce sarkacınızın yanıtlarının kaynağını belirttiğinizden emin olun. İyi bir okuma elde etmek için hem siz hem de yardımcınızın zihnini beklenen sonuçlardan arındırması gerekir. Başlamak için sırtüstü uzanın ve diğer kişinin her çakra konumunda vücudunuzun birkaç santim yukarısında bir sarkaç tutmasını sağlayın. Her bir çakra noktası için sarkaç salınımının yönünü ve boyutunu sistematik olarak kayıt edin. Ters dönün ve tekrarlayın. Ardından ön ve arka yüzünüz için iki okuma setini de karşılaştırın. Her çakradaki farklılıkları arayın. Salıncak boyutunu karşılaştırın ve oradaki farklılıkları arayın. Büyük bir salınım daha fazla enerjinin onu ittiği anlamına gelirken, küçük bir salınım daha az enerji demektir. İdeal olan her çakranın açık olması ve baştan sona yaklaşık olarak aynı boyutta bir salınım gerçekleşmesidir. Bununla birlikte çeşitli çakralar arasında önde ve arkada bazı farklılıklar olması normaldir. Ele almak isteyeceğiniz dengesizlikleri veya tıkanıklıkları belirlemenize yardımcı olabilecek bunlardır. Şimdi size sarkaç okumalarının nasıl yorumlanacağını anlattığım bir tablo gösteriyorum. Bir diğer çakra kontrol yöntemi sembolleri kullanmaktır. Gördüğünüz sembollerin renkli çıktısını almanız gerekir. Bu sembolleri internetten bulup renkli olarak yazdırabilirsiniz. Bu yöntemde çakra sembollerinin basılı sayfası kendi vücudunuz için bir vekil görevi görür. Basılı sayfayı bir masanın üzerine yerleştirin. Zihninizi susturun ve sarkacınızı her bir çakra sembolünün üzerinde tutun. Okumalarınızı kaydedin ve sonuçlarınızı yorumlamak için az önce gösterdiğim tabloyu kullanın. Bu anlatımın pozitif ve aydınlık insanlar ve ilahi olarak izinli olunan cevaplara aracılık etmesini umuyorum. Hepinize bol farkındalıklı günler ve aydınlık bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili gerçeği arayan dostlar.